Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve ben artık direndim sonuna geldim. Aşı olacağım. Arkadaşım beni birazdan almaya gelecek. Onunla beraber gideceğiz. O da aşı olacak. Ben de size çekmek istedim. Yani bakalım ne olacak. Merak ediyorum. Bazıları çünkü gerçekten çok kötü oluyor aşıdan sonra. Bakalım. Bir de bir sipariş vermiştim Amazon'dan. Onları da size kısaca göstereyim hemen neler geldi diye. Bünyamin de işten yeni geldi. Biraz da uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Anne gidip gelecek hemen, tamam mı? Alo. Evet, burası biraz kaos ama ben size hemen ne aldığımı göstereceğim. Çünkü giyinip çıkmam lazım birazdan dışarı. Birazdan arkadaşım burada olur. Öncelikle şöyle bir tane çanta aldım kızlar. Buna böyle çocuğun bezini, işte ıslak mendil, kremlerini falan koyuyorsunuz. Mesela evde hani odadan odaya geçtiğinizde rahat rahat her şey yanınızda oluyor. Ve hepsi bir arada oluyor. Ne bileyim, ağız bezi olsun, şey olsun. Bundan aldım. Sonra havlu aldım böyle. Siyah havlu aldım. Küçük böyle. Bir de asmak için şöyle siyah askılar aldım. Ondan sonra bir tane tansiyon aleti. Çünkü benim arada tansiyon düşüyor. Elde de lazım bulundurmak gerekiyor. Ucuzlamıştı, o yüzden alayım dedim. Bir de şöyle bir tane gece lambası aldım kızlar. Bunu ben gerçekten bayağı baktım Amazon'da. Yani sonunda buldum istediğim gibi. Çünkü bunun böyle kumandası var. Ve ayarını kısabiliyorsunuz. Böyle gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama. Ve hem beyaz hem de sarı ışıtıyor. Ve 30 ya da 60 dakika ayarlayabiliyorsunuz kendinden kapanması için. Hani gerçekten çocukla iyi yani. Odada böyle kumandalı hemen şey yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. bir de şöyle balkon kapısı için bundan aldım. Çünkü bizim balkon kapısının şeyi kırıldı. Hani böyle kapattım mı kapalı kalsın diye. Bundan aldık. Bakalım inşallah uyar. Ve Bünyamin bir şeyler aldı araba için. Yani şu an gerçekten bilmiyorum bunlar ne olduğunu tam. Öyle yani, bunları aldık. Şimdi ben hemen ayakkabılarımı falan giyip dışarı çıkarım herhalde. Çünkü birazdan burada olur dediğim gibi arkadaşım. Görüşürüz. Üstüm böyle giyindim. Bir pantolon, bir de üstüme rahat bir gömlek. Kızlar, şunu da söylemek istiyorum. Aslında ben aşı olmak istemiyordum. Ama bir dahaki seneye Şubat'tan itibaren Avusturya'da herkes mecbur aşı olmak zorunda. Öyle bir yeni bir yasa çıktı. Yasa mı deniyor bilmiyorum. Evet kızlar, Ideal of Sweden sayfasından bana bir kılıf da geldi. Bu. Ben hep onun kılıfını kullanıyorum gerçekten, çünkü çok güzel. Ve şimdi bir tane indirim kodum da var. Onu da buraya yazarım. Yani sayfaya bakabilirsiniz. Sadece kılıflar değil, değişik şeyler var. İşte çantalar böyle. Güzel şeyler var yani. Bakın derim. Şimdi ben hemen ayakkabılarımı falan giyip çıkıyorum. Görüşürüz. Evet, Nesli geldi. Biz şu an arabadayız. Yoldayız. Doktora doğru gidiyoruz. Aşımızı olacağız. İkimiz de çok heyecanlıyız. Ne düşünüyorsun? Korkuyorum. Hayırlısı artık. Ben de gerçekten biraz korku var. Böyle bilmiyorum, çok tedirginim. Hani bazen böyle okuyoruz internette, işte yok aşıdan sonra öldü falan filan. O yüzden Allah korusun tabii. Allah korusun. Bakalım ne olacak artık. Bir de şeyden korkuyorum, hani böyle bir yerimiz ağrır falan, rahatsız oluruz diye. Aynen, çocuklarla biraz. Allah'tan şey, Bünyamin bugün evde. Yani kolum falan ağrırsa sorun olmaz. Bakalım, oraya gittim ben yine çekerim. Görüşürüz. Burada da benim minim var. Elistrik. Aşkım. Bak bak bak. Ay tamam, hadi gidelim, üşüme. Yerim onu aşkım benim. Şöyle çekeyim Elis'i. Doktora geldik. Maskelerimizi taktık. Yavaş yavaş giriyoruz içeri bakalım. Elimiz hadi bismillah. Olur. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Amin. Amin. Evet, kazamız mübarek olsun. Ay, biz şimdi aşımızı olduk. Nesli de oldu, ben de oldum. Çok şükür. Allah'ım bizi kurtarsın bu hastalıktan artık. Şimdi bir odaya geçtik. Biraz bekliyoruz hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü benim böyle bayılma şeylerim oluyor. Tansiyonum falan düşüyor. O yüzden doktor dedi ki biraz bekleyin.
Bekliyoruz işte bir 10 dakika falan. Sonra da çıkarız inşallah. Bir şey olmadan. Nasıl hissediyorsun? Bir şeyin var mı Nesli? Sanki kol ağrıyor. Benim de. Psikolojik mi? Yok benim de böyle çok hafif. Ama iğne yaptım. Resmen o kadar ince bir ucu. Hiçbir şey hissetmedim yani. Kadın hani iğneyi şey yaptı, anlamadım bile ben. Hiçbir şekilde anlamadım. Hemen bitti. Ama şu an bir şeyim yok. Tek ilk çıkma şu arkamda böyle bir karıncalanma oldu. Şu sol tarafımda. Zaten bu sol tarafım vurdu. Nesle de öyle olmuş. Bir de kolumuz çok hafif böyle bir ağırlık var yani. İnşallah böyle kalır. Başka bir şey olmaz. Hayırlısı. Bakalım. Ben şimdi evdeyim. Ayaz'la Bünyamin uyuyor. Bünyamin Ayaz'ı uyutmuş. O da gitti yattı şimdi. Ben de şimdi yemek yiyeceğim. Şu anlık yani bir şeyim yok. Öyle söyleyeyim. Böyle çok hafif kolumda bir ağırlık var. Ve bazen böyle sanki başım dönüyor gibi oluyor. Ama iyiyim çok şükür yani. İnşallah böyle kalır bir şeyim olmaz. Dediğim gibi şimdi ben bir yemek yiyeyim. Ondan sonra bakarım artık çeker miyim daha. Bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Zaten olmadı. Makyajımı falan çıkarırım. Üstümü değiştiririm. Ben de öyle uzanırım. Televizyon karşısına geçerim. Bakayım yani duruma göre. Görüşürüz. Şuraları toparlamam lazım. Bakar mısınız? Evet, benim bebeğim uyandı. Değil mi anneciğim? Sen uyandın değil mi? He? Ne oldu? Ne oldu be? Ne oldu be? Hep de ayağını şöyle kaldırıyor Allah'ım ya. Şimdi birazcık bra yiyecek. Ondan sonra da mamasını yapacağım sütünü. Çöpe de aldırmayın lütfen. Arka planda. Bebi. Hadi bay bay yap. Mumu yiyeceğim ben de. Bay bay de. Bay bay ben mumu yiyeceğim. Bay bay de. Bay bay de. Uzanmaya çalışıyor şu anda. Ben onun karnını doyurayım. Sonra görüşürüz. Nedenini bilmiyorum ama şu ıslak mendille oynamayı çok seviyor bu beyefendi. Bir de gözlerini kapatıyor ya. Heh, ne oldu yüzüne gelince acıyacağını biliyorsun gözlerini mi kapatıyorsun sen? Bak bak bak. Komiksin çok 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 çok. Ağza sokma annem acı. Du du du. Du du du. Ne oldu? Ayaz mamasını içti. Şimdi böyle biraz oynuyoruz onunla. Neler anlatıyorsun sen? Ne? Oy. Konuş. Konuş. Kaçacak mı? Kaçacak mı sen? Kaçacak mı sen? Kalk. Kalk. Böyle işte bir şeyler konuşuyoruz. Değil mi? Seni kurban olurum ben. Bebeğim. 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 Oy. Benim kolum biraz daha ağrısı fazla olmaya başladı. Bakalım ne olacak? Şu an şöyle duruyor, acıyor yani düşünün. Değil mi?
Evet, size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bir videomda size kirpik serumu göstermiştim. Yeni aldım, kullanacağım diye. Kızlar, o kadar memnun kaldım ki. Benim kirpiklerim zaten çok kısa değildi. Hani güzel uzunlardı ama şimdi göz kapağıma değiyorlar yani. Hani ben çok memnunum. O yüzden onu devam kullanacağım. Ayaz şu an arabasını sürüyor da. Size de söylemek istedim çünkü demiştim videoda. Size söylerim diye, memnun kaldım mı diye. Yani öyle. Alın, bence size deneyin yani. Belki size de faydasını görürsünüz. Evet, Ayaz Bey araba kullanmaya başladığından beri artık dekolarımı da böyle, dekorasyonlarımı da kaldırıyorum, böyle arkalara koyuyorum. Değil mi anneciğim? Çünkü uçuyor kendisi. Ha. Her yere gidecek. Ama onlarla oynayamazsın sen. Bebeğim. Nine. Çocuk ıslak mendili seviyor ya. Oyuncaklarını bırakıp bununla oynamak istiyor ya. Değil mi? Evet kızlar, ben şimdi yeni aldım çantayı. Dolduruyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdilik ıslak mendilini koydum. Altını değişmek için bunu böyle altına seriyorum. İşte suyunu falan. Şimdi de şuradan bez koyalım. Şöyle bez koyalım. Sonra şu pişik kremini koyalım şuraya, kenara. Ondan sonra şöyle az bezlerinden koydum bir tane. Ultuhtan bir tane önlük koyalım. Şimdilik bunlar aklıma geldi. Emziği de bunun içine koyacağım şimdi böyle. Yani bayağı şeyleri var buralarda falan da. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani istediğinizi koyabilirsiniz bunun içine. Sonra böyle alıp istediğiniz odaya ya da bir yere giderken de yanınıza alabilirsiniz. Ayaz her yeri peşime geliyor bakın. Çok tatlı ya. Yerim seni. Evet kızlar, ben şimdi makyajımı çıkaracağım. Sonra üstümü değiştireceğim. Sonra etrafı toparlayacağım. Görüyorsunuz çamaşırlar var. Onları toplayacağım, edeceğim. Ondan sonra üstümü değiştiririm dediğim gibi. Biraz televizyonun karşısına geçerim, otururum diye düşünüyorum. Şimdilik gerçekten çok iyiyim hala daha. Yani kolum ağrıyor dediğim gibi biraz. Ve baş dönmesi geliyor ama süperim. Çok şükür. İnşallah böyle kalır. Ve görüyorsunuz şunları yeni aldım. Buraya koydum çünkü dolabımda hiç yer yok. Burayı boşaltmam lazım. Kullanmadıklarımı atmam lazım. Ama bakayım ne zaman yapacağım artık. Dediğim gibi bunları yeni aldım. Bunları kullanıyorum birkaç gündür. Böyle kremini falan. Güzel yani, gerçekten çok beğendi. Bunu da göstermiş oldum size. İyi oldu yani. Bir de hazır şunu görmüşken bunu da göstereyim kızlar. Bakın. Bu deo'yu alın. Abartmıyorum. Yani sıfır terleme. Hiçbir şekilde terlemiyorsunuz. Çok iyi yani. Gerçekten bayılıyorum ben buna. Bunu aldığımdan beri gerçekten. Zaten ben çok terleyen bir insan değilim. Ama bunu kullandınız mı hiçbir şekilde yani bir damla bile terleme olmuyor. Öyle söyleyeyim. Çok 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 iyi. Evet kızlar, şimdi yeni bir aldığım ürünü size göstereceğim. Bunu aldım. Ve kızlar harika ya. Hele de çocuğunuz varsa bunu alın. Mutlaka alın. Çünkü biliyorsunuz ki çocuklar hep altına kaçırıyor, bir şey oluyor yani. Lekeleniyor çok çabuk eşyaları. Bunu ister beyaz çamaşıra ister renkli çamaşırın üstüne böyle sıkıyorsunuz. Arkasına ve önüne de sıkıyorsunuz. Yani iki tarafına da sıkıyorsunuz lekenin. Ondan sonra bir 5-10 dakika bekliyorsunuz. Hadi görüyorum yani, hemen leke gitmeye başlıyor.
Sonra istiyorsanız işte elinize yıkıyorsunuz ya da makineye atıyorsunuz. Hani hiçbir leke bırakmıyor. Yani ben bayıldım buna yani. Şöyle göstereyim Veniş'ten. Şöyle. Arkasında da zaten yazıyor nasıl kullanıldığı. Harika. Alın bunu kızlar. Belki önceki videoyu izlemeyenlere kirpik serumunu da göstereyim hemen. Kızlar bunu kullanıyorum. Ve gerçekten anlattım zaten. Çok memnun kaldım. Ve bir daha alacağım yani bittiğinde hemen. Değil mi oğlum? Gelemiyor mu? Ya ama sen çok tatlısın ya. Çok tatlısın be. Hadi bay bay yap, bay bay. Bay bay. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere.